Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal yetişen kamışlar özenle tek tek toplanarak yaklaşık bir yıl kurutulduktan sonra hünerli ellerde özellikle tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından neye dönüşüyor? Kalitesi ve boğumunun uygunluğu dolayısıyla ney yapımında çok fazla tercih edilen samandağ kamışları uzun ve zahmetli emeğin ardından neyzenlerle buluşuyor. Doğal ortamında yetişen ve ustalarca özenle toplanan kamışlar atölyelerde boyutlarına göre istiflenerek kurutulmaya bırakılıyor. Bir yıl sonunda içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılan kamışlar, yontma ve zımpara işleminin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle dinleyiciyle buluşuyor. Dünyanın en değerli kamışlarının Samandağ'da yetiştiğini aktaran 65 yaşındaki neyzen ve ney yapımcısı Cemil Kahiloğlu, kalitesi ve boğumunun uygunluğu nedeniyle ney yapımında kamışlarımız tercih ediliyor, diyor. Askerliğim bittikten sonra duydum ki dünyanın en iyi ney kamışları Samandağ'da yetişiyor. Dolayısıyla ben merak sardı. Bu neylerle ilgili araştırma yapmaya başladım. Bir 10 yıllık araştırma yaptım. 10 yıldan sonra ney yapmaya başladım. Tabii bazı değerli üstadlarımdan da bilgiler aldım, ölçülerini aldım. Profesyonel ney yapmaya çalıştım ben. Şu ana kadar da profesyonel ney yapıyorum, amatör yapmıyorum. Yani ölçüye uymayan kamışları kullanmıyorum. Dolayısıyla 20-25 yıldan beri profesyonel ney yapıp bütün dünyaya ney satıyorum. İnternet sitesi var benim. İnternet sitesiyle bütün dünyaya ney satıyorum. Üflüyorum da aynı zamanda. Nota bilgim var benim. 50 yıldan beri notada çalışıyorum. Neylerin fiyatları tabii şu anda yani 2023 yılındayız. Çok güzel bir neyin fiyatı 7000 liraya kadar varıyor. Ney yapmak basit bir olay değildir. Yani hesap kitap işidir. Bunun milimetrik ölçüleri var. Bir ney mesela kız neyden bahsediyorum aynı şekilde. Kız neyin uzunluğu 689 milimden 715 milime kadar olan ve 9 boğum olmak kaydıyla olan kamışlar kız ney oluyor. Tabii bu arada kamışın ince ve kalın oluşu da yani 1-2 santim kadar kısaltılıp uzaltılabiliyor. Kısa kamışlar kalın olur, uzun kamışlar kısa kamışlar hem kalın oluyor hem de sesleri daha gür oluyor.